Benden Söylemesi başlıklı yazımda 30 Ağustos, 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da yapılacak Teknofest Karadeniz finali, ne yüz binlerce kişinin geleceğini belirterek, trafik yoğunluğunu asgariye indirmek için valilik ve büyükşehirin önlemlerinin yanı sıra vatandaşların, özellikle de sürücülerin acil bir durum olmadıkça trafiğe çıkmamalarını önermiştim. Hatta bunu teşvik etmek için tramvay ve belediye otobüslerinin 2 gün ücretsiz olarak yolcu taşımasını istemiştim. Samsunlu olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın da önceki gün bu yönde Samsun Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, önerim doğrultusunda vatandaşları duyarlılığa çağırdı. Haber merkezindeki arkadaşlar, şoför esnafı ile de yaptığı röportajlarda, onlar da yaşanacak trafik yoğunluğunu hatırlatarak, vatandaşların daha çok toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri çağrısında bulundu. Günde Sivil Toplum Kuruluşları Başkan ve yöneticileri SMG'ye yaptıkları açıklamalarda, sıkıntı yaşanmaması için tramvay ve belediye otobüslerinin 2 gün ücretsiz yolcu taşımaları önerisini tekrarladı. Aklın yolu bir. Samsun'da Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, çalışmalarından sonra başlayan sorunlar, şehre 20.000'e yakın araç geldiğinde daha da büyüyecek. Görünen köye kılavuza gerek yok. Her şey apaçık ortada. Samsun'u yüz binlerce kişiye tanıtalım derken, işin içinde tüm Türkiye'ye rezil olmak da var. Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı, Teknofest tarifesinde, ilgili kurum ve kuruluşların müdürlerinin yanı sıra, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam'ın da katıldığı toplantıda, ulaşım planını masaya yatırarak, trafik sorunu yaşanmaması için en ince detaylara kadar bir çalışma yaptı. Vali Dağlı, yaşanacak sıkıntıyı asgariye indirmenin çabası içinde. O yüzden çağrımı ve önerimi tekrarlıyorum. Acil işi olmayanlar, trafikte toplu taşıma araçlarını kullansın, tramvay ve belediye otobüsleri de o 2 gün ücretsiz taşıma yapsın. Yoksa, yaşanacak trafik rezaletinin bedelini bu şehir ödemek zorunda kalır. Sonra, itibardan tasarruf olmaz, diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan değil miydi?